Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Elhamdülillah, elhamdülillah. Buhari'nin sahihinde Kitab-ı Sücudil Kur'an ana başlığına kadar geldik. 17. ana başlık. Elhamdülillah. Kur'an-ı Kerim'de secde ayetleri ile ilgili bir başlık ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda nasıl uygulama yapmış, sahabiler nasıl uygulama yapmış, onları öğreneceğiz Allah'ın izniyle. Biz de Kur'an-ı Kerim'de sureleri okurken, ayetleri okurken bir secde ayetiyle karşılaştık mı hemen secdeye kapanacağız. Peygamberimiz ve sahabilerin yaptığı gibi. Yani bu bildiğimiz namazdaki bir secde gibi olacak. Allahu Ekber diyeceğiz ve tesbih edebildiğimiz kadar Rabbimizi tesbih edeceğiz. Sübhan Rabbiyel Ala, Sübhan Rabbiyel Ala diyeceğiz. Ve sonra tekrar Allahu Ekber okuyalım Allah'ın izniyle. 1067 numaralı hadis, Buhari'nin sahihi, ana başlık Kitab-ı Sücudil Kur'an. Kur'an-ı Kerim'deki secde ayetleri. Abdullah bin Mesud anlatıyor. Nebi Aleyhisselatü Vesselam Necm suresini Mekke'de iken okuyup secde edince, Necm suresini açıktan açığa, ilk olarak açıktan açığa okuduğu suredir Peygamberimizin. Mekke'de okuduğu ve Kabe'de okuduğu. Surenin sonunda secde ayeti var. Evet, secde ayetini de okuyup secde edince orada bulunanlar da onunla birlikte secde ettiler. Herkes, Müslüman, kafir, hepsi. Fakat sadece yaşlı bir adam secdeye varamadı. Bu adam yerden bir avuç çakıl veya toprak alıp alnına kadar kaldırdı. Ve böyle yapmak bana yeter dedi. Ben o adamı daha sonra gördüm. O bir kafir olarak öldürüldü. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem açıktan açığa Necm suresini okuyor. Surenin sonunda secde ayeti var. Secde emrediyor Rabbim, secde edin diyor. Ve Peygamberimizi dinleyen Müslümanlar zaten o emre boyun eğecekler kesin. Ama sure o kadar etkili ki, Peygamberimiz o sureyi o kadar güzel okudu ki, o sureyi dinleyenlerin zaten secde etmeme gibi bir seçenekleri olamadı, olmadı ve herkes orada secdeye kapandılar. Ve kıyamete kadar da kim Necm suresini okursa mutlaka sonunda secdeye kapanacak. Bunu da öğrendik biz bu rivayetten. 1068 numaralı hadis Ebu Hüreyre'den, Nebi Aleyhisselatü Vesselam cuma günleri sabah namazlarında secde ve dehir surelerini okurdu. Secde ve dehir surelerini okurdu. Elif lam mim tenzilün Kitab la rabe fih min rabbil alemin. Elif la mim Ankebut, Rum, Lokman ve Secde suresi, bu Ankebut'tan sonraki dördüncü sure ve bir de İnsan suresi, ele teâlel insan. Demek ki Elif la mim diye başlayan Secde suresinde secde ayeti var ve o ayette de Peygamberimiz ve Müslümanlar secde ediyorlardı. 1069 numaralı hadis İbn Abbas'tan rivayet, secdelerle ilgili ana başlık, Buhari'nin sahihi, Saat suresi mutlaka yapılması gereken secdelerden birini içermez. Ancak ben Nebi Aleyhisselam'ın bu sureyi okuduğunda secde ettiğini gördüm, diyor İbn Abbas. Kendince bu surede secde etmemize gereken bir ayet yok, diyor Abdullah İbn Abbas. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu sureyi okuduğu zaman secde etmiştir de diyor. Ve Davud aleyhisselam secde etti ve Davud aleyhisselamın secde ettiğiyle ilgili ayet var. Ve o ayeti okuduğu zaman Peygamber aleyhissalatü vesselam da secde etmiştir. Dolayısıyla biz de Saat suresini okuduğumuz zaman sıra, ayet sırası Davud aleyhisselamın secdeye kapandığı ayete gelince, rükû ettiği ayete gelince biz de hemen Allahu Ekber diyeceğiz ve secdeye kapanacağız Allah'ın izniyle. Ve 1070 numaralı hadis, Buhari'nin sahihi, ana başlık,
secde ayetleriyle ilgili Abdullah bin Mesud'dan Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Necm suresini okudu ve bu nedenle secde etti. O secde edince orada bulunan herkes secdeye vardı. Fakat sadece bir kişi yerden bir avuç çakıl veya toprak alıp yüzüne doğru kaldırarak böyle yapmak bana yeter dedi. Gururundan secdeye kapanmadı ama başka da seçenek yoktu. O sureyi okuyup, o sureyi dinleyip de hem de zaten Allah'ın kelamıdır öyle öyle muhteşem ifadeler ki ve Efendimiz de onu Kabe'de okudu ve secde etmemekten başka çare bulamadı hiç kimse. O da zannedersem Ümeyye bin Halef ya da Velid bin Mure olacaktı. Gururundan secdeye kapanmadı ama çakıl taşları götürdü ya da toprak. Bu bana yeter dedi. Ben o adamı daha sonra gördüm. O kafir olarak öldürüldü diyor Abdullah İbni Mesud. Allah kendisinden razı olsun. İbni Abbas'tan 1071 numaralı hadis ana başlık secdelerle ilgili. Kur'an-ı Kerim'deki secdelerle ilgili bir başlık. Ve Buhari'nin sahihi Nebi Aleyhisselam Necm suresini okuduktan sonra secde etti. Onunla birlikte Müslümanlar, müşrikler, cinler, insanlar da secde etti. Allahu Ekber. Evet, demek ki bir yerde müşrikler secde ediyor diye Müslümanlar secde etmek zorundalarsa secde etmeyeceğiz demeyecekler. Necm suresi nazil olduğu zaman ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bunu açıktan açığa, ilk olarak ki açıktan açığa okuduğu sure Mekke'de Necm suresini okuduğu zaman ve sureyi bitirdiği zaman Müslümanlar, müşrikler, cinler ve insanlar hepsi secde etti. Bu secdeyle ilgili değişik sözler söylenir. Acaba müşrikler niye secde etti falan diye. Allah rahmet etsin, Seyyid Kutup tefsirinde bu olayla ilgili yani Necm suresi ve Necm suresinin sonunda secde ve secdeye tüm insanların, işte cinlerin, insanların, müşriklerin, Müslümanların katılmasıyla ilgili bir değerlendirme yapar. Der ki, hep düşünürdüm, acaba o Mekke'nin o azılık kafirleri Müslümanlarla beraber Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Necm suresini okuduktan sonra niye secde ettiler diye. Bir gün Nil'in kenarında oturuyorduk birkaç kardeşimle, dostumla. Sohbet ediyorduk. Bu arada biraz uzağımızdan bir ses duydum. Ve ses Necm suresini okuyordu. Yani bir Müslüman kardeşimiz biraz ilerimizde bizim Nil'in kıyısında berrak bir sema Necm suresini okumaya başladı. Ve birdenbire ben de dikkat kesildim. Sustum ve yanımdaki arkadaşlarım da sustu ve dinlemeye başladım. Necm suresinin havasına girdim. Girdim. Ve nihayet surenin sonlarına doğru gözyaşlarımı tutamadım. Zaten ayetlerde hep bunu söylüyordu. Gözyaşlarımı tutamadım. Kendim iyice sure kapladı ve sure bitince ben ve arkadaşlarım zaten gözyaşlarıyla secdeye kapanmıştık. Ve bildim ki Allah bana bildirdi ki bu olayla bu sureyi dinleyip de bu sureyi anlayıp da secde etmemek mümkün değil kim olursa olsun. İster Mekke'nin en azılı kafiri olsun, ister dünyanın en zalimi olsun ya da Müslümanlar zaten başka seçenekleri yok. Bu sure okunacak, bu sureyi anlayacak bir kimse secde etmeyecek. Mümkün değil. Mümkün değil dedim diyor ve gerçekten sureyi okuduğunuz zaman göreceksiniz ki o sureden sonra secde etmemek mümkün değil. 1072 numaralı hadis İbn-i Kusayt, Ata İbn-i Yesar'ın kendisine şu bilgiyi naklettiğini bildirmiş. Ben Zeyd bin Sabit'e Necm suresindeki secdeyi sordum. Bana kendisinin Nebi Aleyhisselam'a secde ayetini okuduğunu fakat Resulullah'ın secde etmediğini söyledi. Daha ileriki bir mesele Medine'de bir olay. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine okunan Necm suresini dinliyor.
Fakat sonunda secde etmiyor. Ya secde ayetine gelmedi, olayın devamını bilmiyorum, ya da o anda secde etmedi. 1073 numaralı hadis, Zeyd bin Sabit, Resulullah'a Necm suresini okudum, fakat secde etmedi diyor. Ebu Seleme, 1074 numaralı hadis. Ebu Seleme şöyle der. Ebu Hureyre'nin İnşikak suresini okuyup secde ettiğini gördüm. Kendisine şaşkınlıkla niçin secde ettiğini sorunca bana şu cevabı verdi. Resul-i Ekrem'in secde ettiğini görmeseydim ben de secde etmezdim. İzer sema unşakkat diye başlayan surenin ortalarında da bir secde ayeti var. Demek ki o sureyi de okuduğu zaman Peygamber aleyhissalatü vesselam secde etmiş. Ebu Hureyre de secde etmiş. ...1075 numaralı hadis İbn Ömer'den... ...Nebi Aleyhisselam bize içinde secde ayeti bulunan bir sure okuduktan sonra secde ederdi... ...ve biz de bunun üzerine secdeye vardık. Hatta kalabalık dolayısıyla alnımızı koyacak yer bulamazdık. Yani secde ayetini duyan herkes secde ediyordu. İbn Mesud hatta bu konuda şöyle söylüyor... ...o sıralarda daha küçük olan Temim İbn Hazlem'e Kur'an okumasını emretti... Temim de bir secde ayeti okuyunca İbn Mesud ona haydi secde et. Bu secdede sen bizim imamımızsın dedi. Demek ki kim okuyorsa Kur'an'ı o secde edecek ve diğerler de ona uyacak. İbn Mesud'un da sözlerinden bunu anladık. 1076 numaralı hadis İbn Ömer'den. Nebi Aleyhisselam biz kendisinin yanındayken secde ayeti okuduktan sonra secde ederdi ve biz de bunun üzerine secdeye varırdık. Hatta kalabalık dolayısıyla koyacak, alnımızı koyacak yer bulamazdık diyor Ömer'in oğlu Abdullah. İmran bin Husayn'a secde ayeti okuyup da secde etmeyen kimse hakkında ne dersiniz diye sorulduğunda sen onun secde etmesi gerektiğini mi düşünüyorsun diye cevap verdi galiba. Secdenin o kişiye vacip olmadığını anlatmaya çalışıyordu ya da o andaki durum belki. Selman-ı Farisi biz bunun için gelmedik. Demiştir. Osman Efendimiz secde etmek secde ayetini dinleyenin boynunun borcudur der Zühri. Ancak abdestli temiz ise secde edebilir. Secde ayeti okuduğunda yolcu değilsen secde etmek için kıbleye yönel. Eğer binek üzerindeysen yüzünün ne tarafa dönük olduğu önemli değildir der. Sahip İbn Yezid kısacılar secde ayeti okuduğu zaman secde etmezdi der. 1077 numaralı hadis. Rabia İbni Abdillah İbnül Hudeyr et-Teymi. Bu zat hakkında Ebu Bekir o insanların en hayırlılarından biridir demiştir. Ömer'le birlikte bulunduğu sırada Allah kendilerinden razı olsun birini şöyle anlatmış. Ömer bir cuma günü minberdeyken Nahl suresini okuyordu. Nahl. Hel eta alel insan. Yok Nahl. Etaimullah diye. Nahl suresini okuyordu. Nimetler suresi. Secde ayeti gelince indi ve secde etti. Ömer Efendimizle ilgili bir olay. Ömer radıyallahu anh bir cuma günü minberdeyken Nahl suresini okuyordu. Secde ayetine gelince indi ve secde etti. Bunun üzerine orada bulunan cemaatte secde etti. Diğer cuma geldiğinde yine Nahl suresini okudu ve secde ayeti gelince cemaate insanlar biz secde ayetlerini zaman zaman okuruz. Kim bu durumda secde ederse şüphesiz doğru davranmış olur. Fakat secde etmeyenler içinde bir günah yoktur diye seslendi. Ve secde de etmedi. Demek ki Efendimizin de kendisine Zeyd bin Sabit Necm suresi okuduğu zaman secde etmemesinin nedeniyle Ömer Efendimizin ondan aldığı bir bilgiyle Nahl suresini okuduğu zaman secde etmeme nedeni aynıdır. Belki de bu hadislerden şunu anlıyoruz. O anda imkanı olmayan ya da artık ruhen mi diyelim ya da bedenen imkanı olmayan kimselerin secde etmeme de gibi bir özellikleri olursa suçlanmaması gerektiğini öğrendik bu hadislerden. Nafi'nin İbn Ömer'den naklettiğine göre Ömer ayrıca şunu demiş: Allah Teala bize secde etmeyi farz kılmadı. Ancak istediğimizde secde ederiz diyor Ömer Efendimiz de böyle değerlendirmiş. Ebu Rafi 1078 numaralı hadis. Ebu Hureyre ile birlikte yatsı namazı kılmıştım. İnşikak suresini okumuş ve
secde etmişti. Ben kendisine şaşkınlık içinde, bu secdede neyin nesi diye sorunca şu cevabı verdi. Ben bu ayet dolayısıyla Ebu'l-Kasım'ın sallallahu aleyhi ve sellem'in arkasında da secde ettim. Ona kavuşacağım güne kadar da secde etmeye devam edeceğim diyor. Evet. Peygamberimizden gördüğü bir secde ile secdeye devam edeceğini de söyleyen bir rivayet okudu. Bu Hüreyre'den. Ve secdelerle ilgili ana başlıkta son hadis, Buhari'nin sahihi, 1079 numaralı hadis, Ömer'in oğlu Abdullah'tan, Nebi Aleyhisselam secde, Nebi Aleyhisselam içinde secde ayeti bulunan bir sure okuduktan sonra secde ederdi ve biz de bunun üzerine secdeye varırdık. Hatta kalabalık dolayısıyla alnımızı koyacak yer bulamazdık. Kur'an-ı Kerim'deki secde ayetleriyle ilgili Buhari'nin aldığı rivayetler bu kadar. Ve biz devam ediyoruz Allah'ın izniyle. Yeni bir ana başlık Kitab-ı Taksir-i Salah, namazı kısaltarak kılmayla ilgili bir ana başlık. Ve 1080 numaralı hadis, yeni başlık Kitab-ı Taksir-i Salah, namazın kısaltılmasıyla ilgili hadislerin bulunduğu bir kitap. 1080 numaralı hadis, Buhari'nin sahihi, İbn Abbas. Nebi Aleyhisselam bir yerde gecesiyle birlikte 19 gün kaldı ve bu müddet içinde namazları kısaltarak kıldı. Biz gecesiyle birlikte 19 günlük yolculuk yaptığımızda namazları kısaltarak kılardık. Fakat daha uzun süreli yolculuklarda tam kılardık. 19 gün kalmışlar ve 4 rekatlık namazları 2'şer rekat olarak kılmışlar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ve arkadaşları. 1081 numaralı hadis, Enes'ten. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte Medine'den Mekke'ye gitmek üzere yola çıktık. Biz Medine'ye dönene kadar Nebi Aleyhisselam namazları 2'şer rekat halinde kılmıştı. Hadisin ravilerinden Yahya İbni Ebu İshak Enes'e, Mekke'de hiç kaldınız mı diye sorunca Enes bin Malik şu cevabı vermiş. Orada 10 gün kaldık. Mekke'de 10 gün kalıyorlar ve farz namazları 2'şer rekat olarak kılıyorlar. Yani öğlen, ikindi ve yatsı namazlarını. 1082 numaralı hadis Abdullah İbni Mesud'dan nakledilir. Ben Mina'da ki namazları Resulullah, Ebu Bekir ve Ömer ile birlikte 2'şer rekat halinde kıldım. Hazreti Osman döneminin başlarında da onunla birlikte Mina'da namazları böyle kıldım. Fakat Osman, Allah kendilerinden razı olsun, daha sonra tam olarak kılmaya başladı. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, Ebu Bekir ve Ömer, Allah kendilerinden razı olsun, Abdullah bin Mesud onlarla birlikte diyor, ben Mina'da haç döneminde namazları 2'şer rekat kıldım. Osman döneminde de 2 rekat, sonra Osman 4 rekat kılmaya başladı diyor. 1083 numaralı hadis, Harise İbni Behb şöyle der, Nebi Aleyhisselam güven ortamının en zirvede olduğu dönemde bizlere Mina'da namazları 2 rekat olarak kıldırdı. Yani savaş yok, sıkıntı yok ama seferdeler. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam farz olan namazları 2 rekat olarak kıldırıyor. 1084 numaralı hadis Abdurrahman İbni Yezid anlatıyor. Osman bize Mina'da 4 rekat namaz kıldırdı. Bu durum Abdullah bin Mesud'a arz edildi ve şikayetler iletildi. Bunun üzerine İbni Mesud İnna lillahi ve inna ileyhi raciun diyerek şaşkınlığını ve üzüntüsünü bildirdi. Belirtti. Ardından da şöyle dedi. Ben Nebi Aleyhisselam ile birlikte Mina'da 2 rekat namaz kıldım. Ardından Ebu Bekir ve Ömer, Allah kendilerinden razı olsun, ile de Mina'da namazı 2 rekat kıldım. 4 rekat kılmaktansa kabul olunmuş 2 rekatlık namaz kılmak daha çok hoşuma gider diyor Abdullah bin Mesud. Osman Efendimizin namazına karşılık böyle diyor. 1085 numaralı hadis Abdullah bin Abbas'tan, Nebi Aleyhisselam ve ashabı Zilhicce'nin 4. gününün sabahına geldiler. Zilhicce'nin 4. günün sabahına geldiler ve hac için lebbeyk demeye başladılar. Telbiye getirdiler. Fakat Nebi Aleyhisselam kurbanları bulunanlar dışındakilerin hepsinin bunu umreye çevirmesini emretti.
1086 numaralı hadis İbni Ömer'den Nebi Aleyhisselam şöyle buyurdu. Kadınlar yanlarında kendileriyle evlenmeleri haram olan bir yakınları bulunmadan 3 günden fazla olan yolculuğa çıkmasın. 1086 numaralı hadis Buhari'nin sahihi ana başlık namazın kısaltılarak kılınmasıyla ilgili ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şöyle der, İbni Ömer nakleder. Kadınlar yanlarında kendileriyle evlenmeleri haram olan bir yakınları bulunmadan 3 günden fazla olan yolculuğa çıkmasın. 1087 numaralı hadis Buhari'nin sahih namazlar ne zaman kısaltılırla ilgili ana başlık İbni Ömer'den Resulullah. Kadınlar yanlarında kendileriyle evlenmeleri haram olan bir yakınları bulunmadan 3 günlük yolculuğa çıkmasın. 1088 numaralı hadis Ebu Hureyre'den Nebi Aleyhisselam Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir kadının bir gün ve bir gecelik yolculuğa yanında kendisiyle evlenmesi haram olan biri bulunmadan çıkması helal değildir. Ebu Hureyre'den gelen rivayet ise Efendimiz diyor ki Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir kadının bir gün ve bir gecelik yolculuğa yanında kendisiyle evlenmesi haram olan biri bulunmadan çıkması helal değildir. Ve 1089 numaralı hadis Buhari'nin sahihi namazların kısaltılmasıyla ilgili olan ana başlık Enes bin Malik Nebi Aleyhisselam ile birlikte öğle namazını Medine'de 4 Zulhuleyfe'de ise 2 rekat kıldım. Demek ki yolculuğa çıkmışlar Zulhuleyfe'de 2 rekat. 1090 numaralı hadis Ayşe annemizden namaz ilk farz kılındığında 2 rekat idi. Namaz ilk farz kılında 2'şer rekattı. Yolculuk namazı aynen 2 rekat kaldı. Fakat mukim olan kimsenin namazı ise 4'e tamamlandı. Zühri der ki ben Urve'ye peki Ayşe niçin tam kılıyor diye sorduğumda bana şu cevabı verdi. O da Osman'ın yorumuyla aynı yorumu yaptı. Ali Küfe'den ayrılıp yolculuğa çıktığında Küfe'nin evlerini görebileceği bir mesafedeyken namazı kısaltarak kıldı. Ali bir değerlendirme var Buhari Ali Efendimiz'den bir olay nakleder. Yolculuğa çıktığında Ali Efendimiz Küfe'de biliyorsunuz Küfe'nin evlerini görebileceği bir mesafedeyken namazı kısaltarak kıldı. Geri döndüğünde kendisine fakat Küfe şehri buradan görünüyor. Ha işte şehir buracıkta diyenlere hayır biz oraya girene kadar yolculuğumuz devam ediyor diye cevap verdi. Demek ki Küfe'den çıkıp Küfe evlerini gördüğü halde namazı kısaltarak kılıyor. Dönüşte de yine o şekilde kısaltarak kılıyor Ali Efendimiz. 1091 numaralı hadis Abdullah İbni Ömer'in şöyle dediği nakledilmiştir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin yolculuk sırasında acelesi varsa akşam namazını geciktirip yatsıyla birlikte cem ederek kıldığını gördüm. Hadisi İbni Ömer'den rivayet eden Salim de Abdullah da yolculuk halindeyken aynı şeyi yapardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yolculuğa çıkmadan önceki bir uygulaması Abdullah İbni Ömer diyor ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem yolculuk sırasında acelesi varsa akşam namazını geciktirip yatsıyla birlikte cem ederek kıldığını gördüm. Hadisi İbni Ömer'den rivayet eden Salim de Abdullah da yolculuk halindeyken aynı şeyi yapardı. Efendimiz demek ki yolculukta akşamla yatsıyı ve başka rivayetlerde de okuyoruz öğlenle ikindiyi birlikte kılıyordu. Bazen öğlenle ikindiyi öğle vaktinde, bazen öğlenle ikindiyi ikindi vaktinde, akşamla yatsıyı akşam vaktinde, akşamla yatsıyı yatsı vaktinde de kılmak mümkündür bu uygulamalardan. 1092 numaralı hadis İbn-i Şahab'dan naklediliyor. Salim şöyle der, İbn-i Ömer Müzdelife'de akşam ile yatsı namazlarını birlikte kılardı. Salim anlatıyor, İbn Ömer bir defasında akşam namazını geciktirdi. O zaman hanımı Safiye binti Ebu Ubeyd sıkıntı içinde olduğu için yardım istemişti. Ben yolculuk sırasında iki defa namaz vaktinin girdiğini ve kılmamız gerektiğini hatırlattığım halde ikisinde de devam etmem istedi. Bu şekilde 2 veya 3 mil ilerledikten sonra bineğinden inip namazını kıldı ve şöyle dedi. Yolculuk sırasında acelesi olduğu zaman Nebi Aleyhisselam'ın tıpkı bu şekilde namaz kıldığını gördüm.
akşam namazını geciktirir ve 3 rekat kılıp selam verirdi. Sonra çok az bir süre bekleyip yatsı namazına başlar ve 2 rekat kılıp selam verirdi. Gece kalkıp ibadete başlayıncaya kadar da artık hiçbir nafile namaz kılmazdı. Demek ki seferlerde nafile namaz da kılmıyor. Gece ona farzlık, gece namazı kılıyordu. Salat-ı fitri de kılıyordu. Yas akşamı erteliyor. Ve akşamla yatsıyı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem birlikte kılıyordu. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed velhamdülillahi rabbil alemin.